Kardeş ülke Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. Oy kullanma işlemi sabah saat 8'de başladı. Azerbaycanlı seçmenler ülkeyi 7 yıl boyunca kimin yöneteceğini belirlemek için sandık başına gitti. Azerbaycan'da seçim heyecanı erken saatlerde başladı. İlham Aliyev ve ailesi işte bu okula geldi ve oyunu kullandı. İlham Aliyev oy vermeye eşi Mihriban Aliyev'le birlikte gitti. 5.309.000 kayıtlı seçmenin bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanlığı için 8 aday yarışıyor. Ancak seçim öncesi anketler İlham Aliyev'i işaret ediyor. Zira bir önceki seçimde yaklaşık %76'lık bir katılım söz konusuydu. Yine bir önceki seçimde Aliyev %84 rakamlarına ulaşmıştı. Nasıl gidiyor seçimler? Seçki maşallah güzel geçir. Sesimizi vermişik. Siz ne diyeceksiniz? Ben hiç de diyebilmerim. Verdiniz mi sesinizi? İstirem ki ben her şeyden razıyım. Her şey yaxşı keçdi. İnşallah Allah koysa biz isteyen kimi olacak. Sesinizi verdiniz? Verdik. Nasıl, neler söyleyeceksiniz? Söyleyebilirim ki ben dünene, bugüne ve geleceğime sesledim. Her şey demokratik. Her şey olduğu kim? Eleştiriler var şeffaflık yönünde. Siz özellikle Batı ülkelerinden gelen eleştiriler var. Siz buna katılıyor musunuz? Yok. Her şey normasında, her şey gaydasında. Azerbaycan yönetimi seçimlerde herhangi bir şüpheye sebebiyet vermemek için seferber olmuş durumda. Seçimi 60 uluslararası örgütten 890 yabancı gözlemci izliyor. Ülke basınının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip ediyor. Şeffaflık açısından seçim noktaları internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Sandık başında ise gözetmenler var. Hem demokratik seçim olması hem de şeffaflık açısından bu gözetmenler sandık başında bulunuyorlar. Bizim işimiz seçim işleminin kurallara uygun yapılmasını kontrol etmek. Kuralına uygun gözüküyor. Tabii ki bütün seçim sandıklarını tek tek incelememiz mümkün değil. Örnek sandıklara baktığımızda seçimin eşit, adaletli ve kurallara uygun yapıldığını görüyoruz. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir de kutlama konseri verilecek.